Arkadaşlar burada soketlerimiz bağlıydı. Şöyle göstereyim size. Şu soket üste takılı. Şuraya. Zaten sarı ve yeşil soket var. Onlar da sarı ve yeşil yuvalara yerleştiriliyor. Yanlarında tırnak var. Tırnaklardan çekerek zaten direkt soketler geliyor. Böylece airbag boşa çıkmış oluyor arkadaşlar. Burada kablolara zarar vermeden direksiyonun tam ortasında şey var. Şu vida var. Şöyle bir anahtar yardımıyla da bu vidayı açabilirsiniz. Ben bunu daha önce açmıştım. Bu sıkı zaten. Şöyle bir aparat. Bunun bir de şöyle bir kapağı var. Daha sonra zaten direksiyonu çektiğinizde direksiyon geliyor. Kabloları aradan çıkartıp direksiyonu sökebilirsiniz. Bir de şu tam demir yuvanın içerisinde şöyle bir aparat var. Yaylı bir aparat. İşte şu aparatı kırıktı. Bacakları kırık olduğu için direksiyonu çevirirken çıt çıt diye sesler geliyordu. Bunu iyice yapıştırdıktan sonra buradan takıyoruz tekrar. Şöyle. Zaten içerisinde geçmeli yuvaları var. Çıt diye oraya oturuyor. Şimdi aleti söktük. Şöyle daha iyi gözüküyor. Bu birinci sınıf malzemeden üretilmiş bir şey. Mekanizma. Yaylı mekanizma. Bakın bu şu ayakları kırılıyor zamanla. Kırılmış nasıl kırıldıysa. Bunlar da direksiyonu çevirirken birbirine değdiği zaman böyle çıt çıt diye ses çıkıyor. Böyle çıt diye ses çıkıyor. O yüzden biz bu ayakları yapıştıracağız. Mekanizmanın düzgün çalışmasını sağlayacağız. Şimdi bunu neyle yapıştırabiliriz derseniz. Şu arkadaşlar Japon yapıştırıcısından daha etkili bir yapıştırıcı. Çok tavsiye edebileceğim şey. 7 lira falan bir ücreti var. Bir de aktivatör denilen. Aynı marka değil ama aynı işlevi görüyor. Çok kuvvetli bir yapıştırıcıdır. Yani yarın bir gün sıkıntı çıkarmaz. Onunla şu ayakları kırıldıkları yerlerden yapıştıracağım. Yani bu kadar ince malzeme kullanılamaz yani. Oturttuk. Bakın yay artık işlevini görebiliyor. Normalde kırıkken havada kalıyordu. Yay bir işlev göremiyordu. Böylelikle bu sorunu da çözmüş olduk.